Herkese selam, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ikizlerimle birlikte size selam veriyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Alya. Alya size selam verdi. Merhabalar, ben de Lara. Lara da selam veriyor sizlere. Hemen içeriye giriyorum arkadaşlar. Bu videonun içeriği nedir? Alya ve Lara 4 aylık oldular artık. 4. ayda aktivitelerini sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Hem de sizlere örnek olsun istiyorum. Benim bilmediğim bir şeyler varsa yorumlara da yazarsanız hepimiz bilgi edinmiş oluruz. Şimdi Alya ve Lara'yı şöyle etkinliklerimizle başlayalım o zaman. Neler yapacağız? 0-3 aydan itibaren biliyorsunuz ki şu siyah beyaz kartları kullandık biz ve gerçekten de çok işe yaradı. Biliyorsunuz ilk 3 ay bebekler siyah beyaz görüyor. Bu şekilde takiplerimizi biz her gün yaptık. Kartları gerçekten çok güzel takip ediyorlar. Yüzüstü yatırarak hem omuriliklerini güçlendirdik hem de boyun kaslarını güçlendirdik. Bugün de 4. aydan itibaren artık kırmızı ve gri renk görmeye başladılar. 4 ve 6 ay kartlara geçtik. 4. ay kartlar bu. Siyah, kırmızı, gri renkleri çok güzel görebiliyorlar artık. Ve bunun takibini birlikte yapacağız. Alicim bak. Hadi gelin bakalım. Birlikte bebişleri yüzüstü yatıralım. Hem boyunlarını güzel tutsunlar. Hem de bu aktivitemiz birinci aktivite olsun. Evet. Şimdi Lara Hanım döndü ama anneciğim, Lara sana birazcık tekme atlar anneciğim. Hadi bakalım Alya da şöyle dönsün. Tabii biz bugün birazcık aktivite yaptık ve yorulduk aslında. Ne kadar durabilirlerse size göstermek için şöyle görüyorsunuz. Hem sırt kaslarını, omuriliklerini güçlendiriyorlar. Hem de gerçekten emekleme zamanında çok çok iyi oluyor bu yöntem. Kafalarını da dik tutmaları çok önemli. Artık 4. aya girdik. Ama biliyorsunuz ki biz prematüre bebekleriz. Prematüre bebeğe göre çok güzel ilerliyoruz. Normal bebeklere göre de ilerliyoruz. Çünkü artık 4. ayda normal bebekler de kafalarını dik tutabiliyorlar. Ben biraz Alya'dan ümitsizdim. Çünkü Alya çok küçük doğdu. Ama çok şükür çok güzel kafasını dik tutabiliyor. Görüyorsunuz ki şu anda yoruldular. Bakın. Evet. Hadi bakalım ikinci etkinliğimize geçelim o zaman. İkinci etkinliğimizde bebekler gerçekten bu aylarda daha çok bacaklarını hareket ettirebiliyorlar. Ellerini kullanabiliyorlar. Tutma refleksleri oluşuyor. Biz en çok şöyle masaj yapmayı ve hareket etmeyi çok seviyoruz. Kollarımızı şöyle yana açıyoruz. Değil mi? Şöyle yukarı kaldırıyoruz, indiriyoruz. Değil mi? Lara çok seviyor bunu. Lara bunu çok seviyor. Bacaklarımızı kaldırıyoruz, indiriyoruz. Alya, sana da yapıyoruz anneciğim. Sana da yaptık. Evet, Alya da çok seviyor. Açıyoruz, kapatıyoruz. Aferin kızım. Nasıl gülüyor Alya, görüyor musunuz? Çok seviyor bunu. Aferin. Bacaklarımızı da hareket ettiriyoruz. Aferin Lara. Alya çok akıllısınız. Tebrik ederim. Bu şekilde bu hareketleri her gün yapmanız lazım. Elinizde varsa bir de şöyle bizim oyun halımız var. Bacak kasları için gerçekten oyun halısı çok güzel. Piyanolu tercih ederseniz hem şuradaki oyuncaklarıyla oynuyor hem de ayaklarıyla bu şekilde vuruyor. Gerçekten çok güzel, çok güzel oynuyorlar onunla. Aman anneciğim, Hilal bebeğim. Hemen halıya koyup geliyorum o zaman. Şimdi oyun halımız bu şekilde. Görüyorsunuz Alya bacaklarını kullanarak çok güzel kaslarını güçlendiriyor. Lara da aynı şekilde bu şekilde iki tane ses çıkışı var. Görüyor musunuz? Alya daha aktif bunda. Lara meraktan Alya'ya bakıyor. İkiz olunca böyle oluyor arkadaşlar. Şu oyuncaklar çok dikkatini çekiyor. Bak 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 Alya. Ve bu piyanolu halı müzikli bu şekilde. Bu şekilde de aktivite yapıyoruz her gün. Üçüncü aktiviteye geçelim o zaman. Üçüncü aktivitemiz de su matı. Su matınız varsa bu da çok güzel. Onların böyle dikkatini çekiyor. Hem bu şekilde
keşfetmiş oluyorlar. İçindekilere bakıyorlar. Bunu da çok seviyorlar ama Lara bunu çok sevmiyor diyebilirim. Ahli'ye bakar mısınız? Lara suyu yalamaya çalışıyor. İçinde bir şey varmış gibi. Bu da bebekleriniz için çok güzel bir aktivite. Bunu da tercih edebilirsiniz. Biz bunda da çok memnunuz. O zaman dördüncü aktiviteye geçelim. Şimdi dördüncü aktivitede çocuklarınıza böyle bu ayda ses çıkartan, böyle ilgisini çeken renkli şırdıraplar, işte diş kaşıyıcıları, şu şekilde bez oyuncaklar tercih ederseniz bunlar dikkatini çok çekiyor. Bakın. Bak. Biz bunları çok seviyoruz. Her gün oynuyoruz değil mi? Ondan sonra şunlar var bu şekilde. Bak. Bunu da çok seviyoruz. Böyle renkli halkalar. Yani ses çıkaran bütün şindirakları tercih ederseniz bebeklerinizin dikkatini çeker ve onları oyalar. İkinci aktivitede şöyle ellerini ayaklarına geçirmelik ses çıkartan şıngırak, bu şekilde ses çıkartan eldivenler, işte ayaklarına geçirmek isterseniz ayağına ya da eline bu şekilde geçiriyorsunuz. Bebekleriniz bunlarla da çok güzel oynayabilir. Onların dikkatini oraya çekebilir bu şekilde. Bu beşinci aktivite. Altıncı aktiviteye geçelim o zaman. Bir de size şu ses çıkaran fışırtılı kitabı göstermek istiyorum. Bunu bizim bebişler çok seviyor. Hem Alya'nın hem Lara'nın var. Ellerini alıp artık bu sesler onları çok cezbettiği için hem ağzına götürüyorlar hem de böyle oynuyorlar. Bu şekilde arabalarına da takıyorum. Ben ana kucaklarına da takıyorum. Bunu almaya çalışıyorlar. Anneciğim, Alya, al kızım, al bebeğim, aferin Alya'ya, aferin. Almaya çalışıyor, bakar mısınız? Anneciğim, al Lara, al, al, al kızım. Laracığım, al anneciğim, al bebeğim, al anneciğim. Evet, diğer etkinliğe geçiyorum hemen. Diğer etkinliğimiz de şöyle parmak kuklalar arkadaşlar. Bu şekilde geçirip çok yaşa. Sağlıklı yaşa Alyacığım. Teyzelerin de sana çok yaşa diyor. Sağlıklı yaşa. Uzun ömürlü yaşa diyor. Evet. Bu parmak kuklaları da biz çok seviyoruz. Akşam özellikle babamız geldiğinde şöyle birlikte seslendirip aslında bir çizgi film karakteri gibi bunları Alya ve Lara'ya gösteriyoruz. Merhaba, ben Panda. Merhaba, ben bir baykuşum. Merhaba, ben de fil. Merhaba, ben tavşan. Merhaba, ben de aslan. Diğer etkinliğe geçiyoruz. Diğer etkinliğimizde artık bu ayda bebeklerimiz destekle, şöyle destek vererek yana dönebilirler. Bizim bebekler maşallah hem kalkmaya çalışıyorlar hem de dönmek istiyorlar. Evet anneciğim, destek vererek bebeğinizi döndürebilirsiniz. Döndükten sonra tabii ki alttan kolunu kurtarmak şartıyla bu şekilde kollarımızı kurtarıyoruz. Böyle. Hadi Laracığım sen de dön bakalım. Bir oyuncak falan koyarsanız dikkatini çeker ve daha kolay dönebilir. Kolunu kurtarmayı unutmayın. Daha henüz bizimkiler kollarını kurtaramıyorlar. Al anneciğim. Al oyuncağı. Dikkatini çeken bir oyuncak gösterirseniz daha kolay dönebilirler. Allah! Lara kustu. Kustu Lara, kustu. Ağzından fazlalığını çıkardı Laracığım. Olacak iş değil Lara. Videonun arasında olacak iş değil anneciğim. Allah'tan ıslak mendilimiz yanımızda. Evet. Bu etkinliği de böyle dönme refleksini güçlendirmek için her gün yapmamız gerekiyor. Artık tek başına dönmeleri lazım. Bakar mısınız? Alya hemen bir tane oyuncağı almış. Yaklaş bak göster. Yaklaş yaklaş yaklaş. Alya alacak mısın anneciğim? Alya alacak mısın anneciğim? Hoppa Alya ya. Alya bak sana bunu vereyim mi?
Al hadi bak oraya koydum. Al. Al kızım. Al kızım bak al. Hadi dön al. Dön al. Dön al. Al kızım hadi. Destek versin anne sana. Hoppa. Hadi ellerimizi de kurtaralım Alya. Ve bir tane dikkat çeken bir oyuncak koyarsak çok rahat bir şekilde dönebilirler. Lara gördünüz mü arkadaşlar? Lara hop hemen nasıl döndü? Poponuzu da kaldırıyoruz ama ellerimizi kontrollü bir şekilde çıkarmamız gerek. Evet. Evet. Yorulduk artık arkadaşlar. Bizim 4 aylık aktivitemiz bu kadardı. Eğer bizi izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Lara ve Ayla artık çok yoruldu. Gün içerisinde bütün aktiviteleri size göstermek için yaptık. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Eğer sizler de bizleri seviyorsanız yoruma bir tane kalp bile bırakmanız çok çok önemli. Ayla ve Lara'ya da maşallah yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. El sallayalım. El sallayalım kızım. Bye bye.